Tasarladığı özel kıyafeti giyiyor, yerden metrelerce yükseğe havalanıyor. Kimden mi bahsediyoruz? İngiliz donanma gemisine yaptığı uçuşla sosyal medyanın gündemine oturan İngiliz mucit Richard Browning'den. Browning şu anda bizimle CNN Türk'ün sorularını yanıtlayacak. Sayın Browning, CNN Türk'e hoş geldiniz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkürler. Merhabalar. Brighton'da yaptığınız uçuşla kendi rekorunuzu kırdınız ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiniz. Tüm bu yolculuğunuz ne zaman ve nasıl başladı? Bu macera 2016 yılında başladı. Londra'da bir petrol şirketinde normal bir iş yapıyordum o zamanlar. Hatta Türkiye'den geçen gemileri kiralıyordum. İnsanların uçmasıyla ilgili tuhaf bir fikrim vardı. İnsanlar uçmayı nasıl başarabilir diye düşünüyordum. İnsan zihnine ve vücuduna beygir gücü ve itme kuvveti uygulayarak uçabilirler mi diye düşündüm. Bunu 2016 yılında 8 ay içinde başarabildim. O zamandan beri bunu tüm dünyada gerçekleştirdik. 30 farklı ülkede 94 etkinlik yaptık. Büyük bir organizasyon haline geldi. Başka insanların da dikey uçuş yaptığını biliyoruz. Sizi diğerlerinden ayıran özelliğiniz ne? Kıyafetinizin özelliklerini anlatır mısınız? Onu tasarlarken çıkış noktanız neydi? Sistemimiz her iki kolda ikişer, bir de sırtlı olmak üzere küçük jet motorlarından oluşmaktadır. Bu beş motor sizi yerden kaldırmaya yetecek güçle bastırıyorlar. Tüm kontrol ve denge, kollarınızı nasıl hareket ettirdiğinize dayanıyor. Aslında bisiklet sürmek kadar kolay ve sezgisel. Bir gün içinde bile birçok kişiyi eğittik. Ama bunu yaparken düşmesinler diye başka bir denge sistemi kullandık. Ekibimizde en az 7 farklı pilotumuz var. Yani sistemimiz var olan bütün sistemlerden daha farklı bir uçuş sistemine sahip ve olağanüstü bir manevra kabiliyetiyle kontrol mekanizması kazandırıyor. Give you a remarkable degree of maneuverability. You are flying like a bir kuş ya da süper kahraman gibi uçuyorsunuz. Bu sadece bir tutku mu yoksa bir amacınız var mı? Tehlikeli değil mi? Isn't it dangerous? Is it dangerous? Bu tehlikeli mi? Bunu hızlı bir motosiklet sürmeye benzetiyorum. Hızlı giderken dikkatsizsen evet çok tehlikeli olabilir. Aynı şekilde eğer bir jet elbisesiyle uçuyorsanız, çok yükseğe çıkmazsanız, çok hızlı gitmiyorsanız ve mantıklıysanız tehlikeli olması için bir sebep yok. Ekipmanlarla alakalı aksilikler olabilir. Sonuçta kanatları yok ve havada süzülmüyorsunuz. Aslında bu tamamen ne kadar yüksekte uçtuğunuza ve hangi yüzeye düştüğünüzle alakalı. Hız testlerimizin hepsini su üzerinden yapıyoruz. Bir sıkıntı olduğunda yalnızca suya düşersiniz. Ve ne yazık ki bunu birkaç defa yaşadık. Asla başaramayacağınızı düşündüğünüz oldu mu? Eğer olduysa sizi yeniden ayağa kaldıran şey neydi? Sistemi geliştirme aşamasında bunların mümkün olup olmayacağından emin değildim. Bu benim için sonucunu bilmediğim bir şeydi. İşe yarayıp yaramayacağı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Yani garantisi yoktu. Dolayısıyla sürekli bir şeyleri test ediyorduk ve hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışıyorduk. Böylelikle hangi noktada olduğumuzu anlıyorduk. Bu özel yolculuk kimsenin düşünemeyeceği bir noktaya vardığı için şanslıyız. Sonuçları kendiniz de görebilirsiniz. 20'den fazla ülkede test uçuşu gerçekleştirdiniz. Uçacağınız yerleri hangi kriterlere göre belirliyorsunuz? Türkiye'de test uçuşu yapmak gibi bir planınız var mı? Aslında 94 etkinliğe katıldık. Geçen hafta uçak gemisinde yaptığımız uçuş, 30 ülkede gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin 94.sü'ydü. Kriterlerimiz daha çok nereye davet edildiğimize ve ne tür bir gösteri olduğuna bağlı. Aslında bir şirketin iş modeline göre bir etkinlikte uçarak oraya heyecan katıyoruz. Çünkü bu insanların daha önce görmediği bir manzara ve bunun karşılığında da para alıyoruz. Türkiye'de uçmaktan memnuniyet duyarız. Sadece davete ihtiyacımız var. Bazıları tarafından boğazdan karşıya geçme fikri de önerildi. Yanılmıyorsam geçmişten gelen bir efsane var ve o efsanede biri boğazdan karşıya süzülmüş. Belki süzülme kısmı olmadan bunu yeniden yapabiliriz. Kıyafetinizi geliştirmek için Kraliyet Donanması ile yakından çalıştığınızı biliyoruz. Hedefiniz nedir? Bu teknolojinin hangi alanlarda insanlığa avantaj sağlayacağını düşünüyorsunuz? Bu sistemi geliştirdiğimde herhangi bir ticari amacım yoktu. Sizin de bildiğiniz gibi bu sistemle dünyayı gezdik ve uçtuk. Eğlence ve heyecan açısından hiçbir zaman hayal kırıklığı yaşatmadık. İnsanlar birilerinin resmen uçtuğunu görünce çok heyecanlanıyor. Bazen birden fazla kişi aynı anda uçuyor. Örneğin bir keresinde 4 pilotumuz aynı anda uçmuştu. Öyleyse bunu neden geliştirip bir yarış haline dönüştürmeyelim ki? Neden su üzerinde uçan birçok pilot
birbiriyle yarışmasın. Dünyanın hemen hemen her şehrinde su bulunuyor. Formula 1 yarışını düşündüğünüzde arabanın özellikle amacı nedir? Bu aslında tartışmalı bir konu. Eğlendirmek, ilham vermek ve daha geniş bir teknoloji geliştirmek için olabilir. Biz de bu modeli örnek alabiliriz. Bu bizim asıl odak noktamız ve bununla birlikte pilotlarımızı ve müşterilerimizi eğitiyoruz. Çünkü böyle bir kıyafeti kullanmayı öğrenmek harika bir deneyim. Ayrıca İngiliz Kraliyet Donanması'nda 6 yıl görev yaptım ve oradan bağlantılarım var. Çeşitli askeri tatbikatlar yapmak çok eğlenceliydi. Neler yapabileceğimizi ve bir insanı 3 boyutlu alanda doğru bir şekilde uçmasını sağlamaya odaklanıyoruz. Kim bilir? Bu alanda birçok çalışma yapıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Sayın Browning'in, namı diğer roket adamın hikayesini ve hedeflerini kendisinden CNN Türk ekranlarında dinlediniz.